Geç annem sen şöyle. Şaka yapmıştır. Hadi gidelim. Şaka mı? Zeynep sen şaka mısın ya? Bu mu şaka? Ulan millet bize resmen katil demiş. Ya tamam derlerse desinler. Boş ver hadi yürü. Ya boş ver diyorsun hala ya. Ne boş veri? Ben bunu yapan Tuğrul lütfen. Lütfen. Ya iki tane kendini bilmez yüzünden bütün günümüzü mahvetmeyelim. Tuğrul. Tuğrul bana bak. Hadi çocuk parkına hadi yürü. Ya ne çocuk parkı ya? Biz burada kendimiz olmuşuz. Luna Park. Zeynep sen neden bahsediyorsun? Biz böyle yaptıkça millet tepemize çıkacak. Tamam ben şimdi gideceğim, arayacağım güvenliği, diyeceğim sökün hepsini. Lütfen. Aynen ya güvenlik. Ulan millet bunları yapıştırırken güvenlik neredeydi acaba? Ne bokuyordu? Tuğrul bak olay çıkarma Tuğrul. Ben şimdi olayın kralını çıkaracağım Zeynep. Ya lütfen rica ediyorum yapma şunu. Çocuğun gözünün önünde yapma şunu. Demedim mi değişeceğim diye bu mu değişim? Bunun değişmekle ne alakası var Zeynep ha? Sen niye bu kadar sakinsin acaba? Ya çocuk için görmüyor musun çocuğu? Çocuk diyor ya. Zeynep bak 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 resmimizi asmışlar tamam. Üstüne katil diye yazmışlar. Gördüm. Ya. Sakin olur musun? Ya ben değişeceğim dediysem de mal olacağım demedim herhalde Zeynep. Tuğrul bak. Hayret bir şey. Ben şimdi güvenliğe gösteririm. Gözünü seveyim. Bunun hiçbirimize bir faydası yok. Tuğrul yapma Zeynep, şunu ya. Bir şey yapmayacağım. Bir dur ya. Allah aşkına bak Tuğrul. Gözünü seveyim. Ben olay çıkarma. Yapma bunu Tuğrul. Bak oynuyor ya. Telefonla oynuyor. Şş. Oğlum. Bu duvarla ne halli lan böyle? Ne olmuş? Ne olmuş? Tuğrul lütfen küfretme ya. Küfretme. Görmüyor musun lan ne olduğunu? Kim astı lan o afişleri ha? Ben bir şey görmedim. Bak görmedim diyor Zeynep. Tamam Tuğrul Allah oğlum aşkına. Ne yapıyorsun sabahtan akşama kadar burada o zaman? Ben yeni geldim. Gece asmışlardı. Bir dakika Zeynep bak gece asmışlar diyor. Aç sen o zaman göreceğim. Aç şunu. Tuğrul aç, Bey. Bir dakika Zeynep bak bir dakika aç. Aç sen. Yönetimden izin almanız gerekiyor. Gösteremem. Oğlum bak başlatma yönetimine. Tuğrul. Öyle bir kural yok. Aç bak beni delirtme. Tuğrul Allah aşkına bak çocuğu yollarda bıraktık. Yapma şunu. Ya dur bir Zeynep Allah'ını seversen bir şey çözüyorum ya. Tamam sen git. Sen git. Ben geleceğim. Bak olay çıkarma sakin ol. Sakinim ben yavrum sakinim ya. Tamam lan. İzin kağıdını getireceğim. Bak ondan sonra açmazsan var ya. Ben sana göstereceğim. İzin kağıdını getirin, göstereyim Tuğrul Bey. İzin kağıdı diyor hala ya. İyi tamam lan. Efe! Efe nereye? Gelme anne. Ya lütfen Efe'cim. Efe! Efe! Gelebilir miyim? Gelemezsin, git. Tamam, gelmeyeyim de niye kapattın kendini odaya? Geleceğiz ya. İstemiyorum artık. Anneciğim bak, afişler yüzündense sakın. Baban zaten konuşuyor güvenlikle, kaldırtacak hepsini. Daha sizin bir eşek şakası yapmış oğlum. Efe! Efe bak, giriyorum içeriye. Yüz yüze konuşabilir miyiz lütfen? Oğlum niye kapadın kapıyı? Efe bir ses verir misin bana? Yalnız kalmak istiyorum. Git. Nereye gideyim oğlum ben? Yönetimden izin almam gerekiyormuş ha? Yönetimden izin almam gerekiyormuş. Ulan bu afişler asılırken yönetim neredeymiş acaba? Şu hale bak ya. Ulan düştüğümüz hallere bak. Bunun hallerine bak. Boşuna dememişler. Çocuk insanı vezir de eder, rezildi. Al işte. Ne bakıyorsun bönbön ya? Ha? Ne bakıyorsun? Söyle Nedim. Dur
Gördünüz mü? Neyi gördüm? Afişleri. Sen nereden biliyorsun ya? Ya her yerdeler çünkü. Şu an minibüs caddesindeyim. Bütün billboardlara yapıştırmışlar. Dur Nedim, bir dakika. Resmimizin olduğu afişlerden mi bahsediyorsun? Bu üstünde... Kaan'ın katilleri burada yazıyor. Evet. Yüzüğünü niye sattın Melike? Söyleseydin ayarlardım bir şeyleri ben. Ne olacak İlyas, hallettim işte. Bir daha bana sormadan yapma böyle bir şey. Niye, pişman mısın? Değilim. Açıyor muyuz çocuğun anne babasına dava? Avukatla bir görüşelim. Olabiliyorsa açarız. Olacak inşallah. Hadi kalk gidip avukat koş. Şimdi mi? Hadi. Şemen. Zeynep her yerde ya. Her yere asmışlar kızım afişleri ya. Gel. Gel bak gel. Dur. Gel bak, Allah'ını seversen bak. Bak bak. Bak sokakta, caddede, direklerin üzerinde, her yerde ya. Tamam. Ben sana bir şey söyleyeyim, tamam. Komşuların işi falan değil ha bu. Vallahi bak. Yok, onlar yaptı, onlar. Onlar yaptı tabii. Başka kim yapacak? Allah'ın ezikleri. Çocuğun çıkmasını sindiremediler tabii. O küçücük akıllarıyla kendilerince böyle bir çözüm buldular. Haksız da değil insanlar. Zeynep, ne diyorsun sen Allah'ını seversen ya, ne? Ha? Doğru diyorlar diyorum. Esas suçlu biziz diyorum. Ya Allah'ını seversen bir kere de benim tarafımda ol ya. Kızım, kim suçluysa suçlu. Ne yapalım yani? Böyle iş mi yapılır? Bütün Şile'ye rezil olduk. Görüyorsun işte. Ulan şeytan diyor, git o evi başlarına yık ya. Sakın. Sakın. Haklı bu insanlar ya. Çocuğu suçlayamıyorlar. Bir muhatap bulmak zorundalar. Bak ne güzel söylüyorsun işte. Bak muhatabı buldular. Ben muhatabım. Şimdi gidip güzel güzel şikayetçi olacağım onlardan. Turul, Turul. Ya Zeynep dur, Allah'ını seversen ya. Bari buna karışma ya. O afişleri nasıl asmışlarsa öyle de sökecekler. Göreceksin bak. Turul. Göreceksin. Başka bir şey söyleyeceğim. Dinler misin? Ne diyeceksin Zeynep, ne? Ne diyeceksin? Efe kendini odaya kilitledi, çıkmıyor. Ya tamam, gidemedik diye üzülmüştür çocuk. Ne yapsın? Çıkar birazdan. Turul. Ben kendine bir şey yapar diye çok korkuyorum. Nereye gidiyorsun? Kapıyı açtıracağım. Hayır, ya. Hayır, hayır. Ne Zeynep? Ya gideceğim, bağıracaksın, çağıracaksın, çocuğa daha kötü olacak. E niye söylüyorsun o zaman Zeynep? Ne yapayım? Gidip kapıyı mı kırayım? Hayır, bil diye dedim sadece. Tamam, sen git, ben konuşacağım. Git sen git, tamam. Efe, anneciğim kilidi açtın mı? Bak kapıyı açacağım. Efe. Açmayacağım kapıyı, git buradan. Dışarıdaki afişler yüzünden oldu. Bana niye kızdın ki anneciğim? Evet, senin hiçbir suçun yok zaten. Hep başka şeyler yüzünden değil mi? E söyle o zaman kabahatimi. Söyle, konuş benimle, ben de anlayayım. Anne, bunun için de, bunun yüzünden de. Ya ben seni anlamak istiyorum oğlum. Lütfen ne olur konuşmak istiyorum. İzin ver bana bunun için. Yapma bana bunu ama ne olur yapma, bize bunu yapma oğlum. Thank you.
Birader. Merhaba. Merhaba. Bunlar ne ya böyle? Yeğenimin katili serbest bırakıldı da bahsetmiştim sana, bir çocuk. Biz de düşündük ki, yani daha doğrusu annesiyle babasını gördükten sonra anladık ki esas suçlu onlar. Çocuk değil, ailesi yani. Tabii. Biz de insanlar bunu fark etsin istedik işte. Anladım, anladım da yani daha erken değil mi? Çocuk daha yargılanıyor bildiğim kadarıyla. Yani haberlerden duyduğum kadarıyla. Erken falan değil. Tabii oradan bakınca öyle gözüküyor olabilir ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Böyle bir durumda insan sadece adaletin yerini bulmasını istiyor. Tabii. Dışarıdan konuşmak kolay. Yardım eder misin bana? Ederim, ederim tabii. Şunu senin kafenin etrafına yapıştırır mısın? Tabii. Yapıştırırım. İyileşmişsin bu arada. Nasıl? Hastayım dedin ya. Ha. İlaç aldım, vitamin falan. Toparladım hemen. Maşallah. İyiyim. Görüşürüz o zaman. Ben sana diyorum insanları etkileme gücün çok yüksek diye. Bak çocuk suçlu değil dedin, dedin başardın. Yani benim yüzümden mi astılar şimdi bu afişleri, değil mi öyle? E tabii. Yani fikir senin de. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi oldu. Madem öyle işte böyle. Benim hoşuma gitti vallahi. Ay, ne olursa olsun böyle hedef gösterilmeleri bence çok yanlış. Bu ne? Bizim çaycı emekli ayrıldı da. 3-5 gündür çocuklar demliyor çay. Çamaşır suyu gibi bu. Öyleymiş ya, biz kadının kıymetini bilememişiz vallahi. Dahiymiş, çok iyi çay yapıyormuş, haberimiz yokmuş. İçmesene ya. Bir dakika ya, ya Sedat komiser. Ya bir olur. Çekilir misin Allah'ını sen? Ya Sedat komiserle görüşeceğim, bir şey yapmayacağım ya. Efendim. Komiser, bir dakika. Abi, lütfen. Bir dakika, komiser. Tamam Cihan. Başla abi. Komiser sen gördün mü rezilliği ya? Ha? Ya bunlar nasıl çiğ, nasıl varoş insanlar, ben anlamadım ki. Kimden bahsediyorsun? O amelikalıklı heriften bahsediyorum, kimden bahsedeceğim başka? Ulan sen benim oğluma silah çekmişsin. Ben zaten Allah vurmuş diye şikayetçi olmuyorum. Bak herifin yaptığı şeye bak ya. Öyle mi olmuştu ya? Ben sanki böyle bir delil karartma mevzu var diye hatırlıyorum ama. Dün benim oğlum bunların evinden çıkmadı mı? Ha? Sen bununla ilgili bir araştırma yaptın mı? Bu çocuğu kaçırdılar mı? Bu çocuğu tehdit mi ettiler? Var mı böyle bir bilgin? Yok. Biz niye bunlara dokunamıyoruz arkadaş? Arkadaş. Sen bana bir karın ağrını söyle bakayım. O afişleri derhal sökeceksiniz, ona göre. Tuğrul, zabıta mıyız biz ya, duvara gidip afiş sökeceğiz? Avukatın yok mu senin? Gelmeden önce bir konuşsaydın onunla. Geliyor, avukat da geliyor komiser, sen hiç merak etme. Geliyor, yolda. O heriften şikayetçi olacağım, tamam mı? Hayır, yargılama süreci devam ederken bize hedef göstermek nedir ya? Bu mu adalet? İyi, otur. Otur arkadaşlar, şikayetini alsın. Bir daha da buraya gelip bağırıp çağırma. Otur şimdi şuraya. Alın beyefendinin şikayeti. Efe'nin anne babasına dava açmak istiyorsunuz. Çocuklarını iyi yetiştirmedikleri için. Evet. Bu davaya bakan pedagog hanım da her defasında söylüyor. Geçen siz de söylediniz. Suçlu çocuk yoktur. O zaman biz anne babaya dava açmak istiyoruz. Bu çocuğu suç onlar sürüklemedi mi sonuçta? Efe'nin yargılanması bitmeden anne babasına açılabilecek bir dava yok. Eğer suçlu bulunursa o zaman maddi manevi tazminat davası açabiliriz. Ama şu an nasıl, yani hangi delille açacağız ki davayı? Tamam da avukat bey, hani suça azmettirmek diye bir şey var ya, olmaz mı? Suça azmettirmek başka bir şey. Bunun için bir deliliniz var mı?
Nasıl yani? Yani örnek olarak söylüyorum. Çocuklarına insan öldürmeyi gösteren ses kaydı yahut da video kaydı ya da bu çocuğu öldürürsen sana şunu şunu alırız diye bir beyan. İlgisizlik, sevgisizlik, bunlar suç değil mi? Onlar anne babalık görevlerini yerine getiremediği için benim evladım öldü. Temel ceza ilkeleri var. Kanunlarda yazılı. Yazılı suçlar dışında suç uyduramayız. Böyle bir dilekçe verdiğimizi farz edelim. Anında takipsizlik kararı çıkar. Yani biz çocuğa dava açamıyoruz. Aileye dava açamıyoruz. Ne yapacağız biz? Olan oldu deyip kenara mı çekileceğiz? Zor bir durum, anlıyorum. Benim tavsiyem sabırlı olmanız. Davanın bitmesini beklemeniz lazım. Ve sizlerden bir ricam daha var. Eğer hukuksal yoldan gidecekseniz benimle devam edin. Ama eğer hani afiş asmak, televizyona çıkmak gibi bir niyetiniz varsa o başka bir yol. Ben orada yokum. Ceren sen okuyabiliyor muydun ya? Şaşırdım. Ne okuyorsun? Ardıran falan mı? Okulun en kızının yalnızlığı. 10 adımda nasıl olunur? Celitonu. Geçen gün yediğin dayak yetmedi galiba sana. Yetmedi. Ne olur beni bir daha döv. Bu salaklara mı güveniyorsun? Bir tane çaksam ikisi de kaçar. Bana bir şey yapamazsın. Yoksa müdür seni okuldan atar. Peki, sevgili gerizekalıcım. Ya ben okuldan atılmak istiyorsam? Seni uyarmıştım Ceren. Bir daha kavgaya karışırsan uzaklaştırma veririm dedim. Haklısınız hocam, kusura bakmayın. Tutamadım kendimi. Yoksa bilerek mi yaptın? Olur mu öyle şey? Anlaşıldı Ceren. Sana 3 gün uzaklaştırma veriyorum. Git sakinleş biraz. Sonra tekrar gel okuluna devam et. Yazık etme kendine. 3. Hocam 3 gün az değil mi? Çık Ceren, çık. Ceren. Ne? Bana 4000 lira borcum var. Ya ne borcuymuş ha? Kırdığın telefonun parası. Ödemeden hiçbir yere gitmiyorsun. Ha dur bir dakika. Vardı bende. Şey. Al 4000 güle güle harcayacaksın. Kızım ben çok ciddiyim. Bak ödemezsen kötü olur. Ne olur? Ne yaparsın Sertaç? Senin salladığın video var ya. Babanın telefonuna gönderirsem görürsün gününü. Öyle bir şey yaparsan var ya. Sen beni o dövdüğün kızlardan mı zannettin? Ha? Sana bir dalarsam elimde kalırsın. 2 gün veriyorum. Ya parayı bana getirirsin ya da videoyu babana yollarım. Efendim? Buyurun müdür bey. Müsaitim, buyurun. Nasıl, iyi mi Ceren? Ne olmuş? Hocam kimle kavga etmiş? Tamam hocam, ben geliyorum hemen. Efe. Anneanneciğim ben geldim. Ne haber? Hadi aç kapıyı da biraz konuşalım seninle. Çok özledim ben seni. Hadi biraz sohbet edelim. Hayır. Hayır mı? Aşk olsun. Anneannene hayır diyorsun öyle mi? Olmadı bak şimdi bu.
Sen yoksa şu salak afiş olayına falan mı taktın kafayı? Aa! Aç şu kapıyı da konuşalım. Ona kafa takılır mı hiç oğlum? Hadi aç. Bana da açmıyor. E açmıyor. Saatlerdir dil döküyorum ben anne. Bana açmadı, sana mı açacak diyorum. Saatlerdir dil döktüğün için açmıyor işte çocuk. Elbet çıkacak odadan. Gel, orada anne, kalacak hali yok ya. Anne benim canım çok sıkılıyor ya. Tek başına kalmasından rahatsız oluyorum anne, huzursuzum. Demet Hanım'ı çağırdım ben de, gelsin bir konuşsun. Demet Hanım kim ayol? Şey diyeyim hatırlarsın hani o yalanlar attığın kadın var ya, o Demet Hanım. Hmm, hemen laf sok. Hiç kaçırmazsın böyle anları. Hemen annene laf sokarsın. Niye geliyormuş ki bu Demet Hanım şimdi? Niye çağırdı? Annesi var, anneannesi var. Yani şimdi biz beceremiyoruz da onu çağırmışız gibi olacak yani. Beceremiyoruz. Beceremiyoruz ki çocuk çıkmıyor odadan işte. E kadın ne yapacak? Demet Hanım'ın elinde sihirli değnek mi var? Böyle değneği doğrultacak, Efe kapıyı açacak. Git Allah aşkına Zeynep ya. Kadın işinde uzman diyorum. Hı-hı. Uzman. Uzman. Evet uzman. Ayol bizim zamanımızda böyle şeyler mi vardı? Biz hiç böyle şeyler görmedik. Çocuklar mum gibiydi vallahi. Mum gibiydi. Misal sen pedagog mu gördün kızım? Ah, keşke göreydim ya, keşke göreydim. Ah Demet Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Tekrar kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Merhaba Canan Hanım. Terliğimiz yok, kusura bakmayın. Sorun değil. Hala odasında değil mi? Odasında, çıkmıyor. Ben paltonuzu alayım mı? Hadi. Teşekkür ederim. Ben bir selam vereyim. Tamam. Efe'cim, ben Demet. Ne istiyorsun? Bir tanem bir konuda yardımına ihtiyacım var. İçeri girebilir miyim lütfen? Bizi açmadı, sana açacak şimdi. Yalnız kalmak istiyorum. Ha, tamam, ben onu anladım. Ama ben de arkadaşımı istiyorum. Biz bir ekibiz ya, öyle değil mi? Bak, gerçekten yardımına ihtiyacım var diyorum. Nedenini içeri girdiğimde söyleyeceğim. Ve bana hak vereceksin. Efe. Bak, normalde böyle şeyleri söylemek benim huyum değildir ama bunu söylemek zorunda hissediyorum. Hatırlarsan çok kritik bir anda sana büyük bir yardımım dokunmuştu. Heyet günü. Şimdi ben de aynı durumdayım. Lütfen aç şu kapıyı, içeri girmem gerek. Tamam. Ama sadece sen gireceksin. Tamam. Kapıyı açmam için yalan söyledin değil mi? Yardıma ihtiyacın falan yok. Yok. Yalan söylemedim. Gerçekten ihtiyacım vardı. Sağ ol açtığın için. Ne oldu ki? Şimdi annen beni çağırdı. Efe kendini odasına kilitledi. Lütfen gel Demet dedi. Ben de geldim. Böyle havalı havalı girdim içeri. İyi ki açtın kapıyı vallahi. Yoksa rezil olacaktım. Pıs diye sönüverecektim. Sayende karizmayı çizdirmedim. Afişte annenle babanı o şekilde görmek seni üzdü mü? Bilmiyorum ki. Üzmesin. Çünkü bence onları o şekilde suçlamak da haksızlık. E o zaman sen sadece kafanı dinlemek istiyordun, o yüzden çıkmadın dışarıya. Neden odadan çıkmamı istiyorlar anlamıyorum ki. Dışarıdayken de beni görmüyorlar. Ne fark eder ki? Neden böyle düşünüyorsun? Oyun parkına gidecektik birlikte. Hem de babanla. Sonra... o resimleri görünce kavga etmeye başladılar. Ben yokmuşum gibi. Ah bu büyükler. Çok meraklılar kavga etmeye değil mi?
O gün de öyle olmuştu. Hangi gün? Köpeğimi ormana götürdüğümüz gün. Oğlum hadi bak, kararını ver. Ya bu köpeği indireceksin ya da beraber ineceksin, hadi. Ne oldu o gün? Babamla eve döndük. Sonra... Geldim! Geldim! Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Anne ne olur gidip alalım bunu. Ölecek yoksa anne. Kim ölecek anne? Ya anne ya köpeği ormanda bıraktık anne. Sadece ikimiz gidelim ne olur. Ölecek yoksa anne. Anne ne olur. Anne. Ne diyor çocuk? Lütfen. Şey demiyor ya boş boş konuşuyor. Ne diyecek? Köpeği ormana bıraktık diyor. Ha doğru söylüyor. Ben onu uyarmadım mı daha önce? O köpek bu eve işerse atarım dedim. İşe de attım. Sen Efe ile birlikte köpeği ormana götürüp bıraktın mı? Ha. Ne yapmaya çalışıyorsun sen be? Derdin ne senin? Çocuğu travmaya mı sokmaya çalışıyorsun? Ya ne travması Allah'ını seversen ya? Abartma sen de. Kızım buna hayat dersi diyorlar, hayat dersi. Ama sen anlamazsın. Ha tabii canım ben hiçbir şey anlamam. Her şeyi sen anlarsın. Bak ne güzel söylüyorsun. Anlamıyorsan karışmayacaksın. Niye karışmayacağım ya? Benim evladım bu. Ulan benim... senin evladın diye zaten böyle oldu bu çocuk. Ben anlamadım ki. Yolda sürekli ağladı durdu. Hayır ben adam etmeye çalıştıksa sen diyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu ileride çok zorluk çeker ha. Ne çekecekmiş benim çocuğum? Ne zorluk çekecekmiş? Hayatı tanımıyor çünkü hayatı. Hanım evladı oldu çıktı. Her ufacık şeyde zır 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 ağlıyor. Ağlasın çocuk bu ya adı üstüne çocuk. Gel niye ağlıyor? Hayat buna bak tokadı öyle bir koyacak ki fileyi şaşıracak ya. Suçlusu kim? Sen. Sen. Bütün gece kavga ettiler. Annem yanıma bile gelmedi hiç. Dediğin gibi kamyoneti internete koydum. Anında düştü millet. Hı. Ama bir şey isim var, niye bu kadar ucuz falan diye sorup duruyorlar. Oğlum yazmadın mı acil ihtiyaçtan satılık diye? Yazdım abi. Ne soruyorlar? Allah Allah. İsteyen varsa gitsin ekspere baktırsın. Bak ciddi alıcı varsa çağır ha. Öyle şehir dışından falan da olmasın. Acil nakite ihtiyacım var çünkü. Tamamdır abi. Ha şey Hüsnü baksana. Bu bize günlük işçi getiren herifin adı neydi? Erman mı abi? Erman mı? Erman abi. Ulan ne soruyorsun o zaman? Allah Allah. Tamam ara onu. Birkaç tane ameli ayarlasın. Bu bizim afişlerinde resimlerini gönder. Dolaşıp söksünler onları hadi. Zabıtaya gidecektin abi. Ya oğlum uğraşamam onlarla ya şimdi. Zabıtaymış falanmış. Evrakla uğraşamam. Onu beklersek yıllar alır. Hadi sen dediğim yap hadi. Tamam. İş çıktı arkadaşlar size. Ne iş abi? Şu afiş var ya, hani her tarafa asmışlar. Ölen çocukla ilgili. Afişteki adam bunların toplatılmasını istiyor. 200 lira yömye. Sokak sokak gezip o afişleri yırtacaksınız. Tamam abi. Sen gitmiyor musun? Yok. Niye? O afişleri ben astım çünkü. Öldürülen çocuğun babasıyım ben. Gidene bir şey demem beyler. Çoluğunuz çocuğunuz var sonuçta. Ekmek parası.
mi yanına şimdi? Ben çıkarken kilitledi tekrar. Ama endişelenecek bir şey yok. Dertleştik biz biraz. Neden böyle davrandığını biliyorum. Biz dışarıda konuşabilir miyiz? Elbette. İzninizle. Yara bandını böyle aniden çekin ki acıtmasın, kanatmasın bu sefer. Peki niye kavga etmiş hocam? Yani benim kızım durduk yerde böyle bir şey yapmaz, kesin bir şey olmuştur. Birkaç öğrenciyle konuştum. Ceren'le sürekli dalga geçiyorlarmış. Neden? Bilmiyorum ama kızlar arasında bir şey sanırım. Hocam, biliyorsunuz yakın zamanda kardeşini kaybetti. Acaba hani onunla ilgili bir şey mi, damarına basmış olabilirler mi? Zannetmiyorum. Duyduklarında herkes çok üzülüyor. Gençler bu yaşlarda çok acımasız olabiliyorlar. Ama o kadar da değil. Başka bir mesele bu. Özellikle size haber vermek istedim. Belki size anlatır diye. Sağ olun hocam, iyi yapmışsınız. Ben konuşup öğreneceğim ne oldu. İyi günler. İyi günler, sağ ol. Melike teyze, merhaba. Merhaba kızlar. Ceren nerede? Yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Niye? Yakın arkadaş değil miydiniz siz? Niye bilmiyorsunuz nerede olduğunu? Niye dalga geçiyorsunuz Ceren'le? Vallahi biz dalga geçmiyoruz Melike teyze ya. Tamam, siz geçmiyorsunuz. Diğerleri niye geçiyor? Ne oldu? Sizi mi bekleyeceğim sabaha kadar? Ne oldu? Söylesenize. Bir tane video var. Doğum günü partisinde Ceren'im dans etti. Tamam. Doğum günü partisine gittiğini söyledi bana. Ne var bunda? Kafasını dağıtmak istemiş. Çok ağır bir şey yaşadı benim kızım. Dalga geçilecek bir şey mi bu? Ya öyle değil işte. Çok kötü şeyler söylüyorlar kıza. Falan diyorlar. Öyle dans ediyor diye. Bir de üç tane erkekle aynı odaya girdi diye. Nerede o video, var mı sende? Var. Ver. Göster. Göster şunu bana. Sürekli bir hata yapmışım deyip durmayın. Lütfen böyle düşünmeyin Zeynep Hanım. Siz ve tüm anne babaların yapması gereken çok basit bir şey var aslında. Her zaman çocuğunuza onu duyduğunuzu, onu gördüğünüzü hissettirmeniz. Ben hep peşindeyim ama çocuğumun Demet Hanım. Size de anlatıyorum hep. Yani ben onu anlamaya çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum. Neyi yapamadığımı anlamıyorum ama. Ama önemli zamanlarda onu yalnız bırakıyor olabilir misiniz acaba? Mesela bugün. O sadece anne ve babasıyla oyun parkına gideceği için çok heyecanlanan bir çocuk. Ama tartışmaya dalmanız ve onu unutmanız onu üzüyor. Köpeği ormana bıraktığınız gün. Bence o gün yaşananlar Efe'yi duygusal açıdan çok yaralamış. Evet. Hatta kendisini size bu kadar kapatmasının sebebi büyük ihtimalle o gün yaşananlar. Ama benim bir suçum yok ki, tam tersi. Ben Efe'nin yanındaydım hep. Yani ben babasıyla kavga ettim. Tuğrul'a niye bu çocuğa böyle davranıyorsun dedim. Yani bu çocukta travma yaratıyorsun, farkında değil misin dedim. Büyük tartışma oldu bizim aramızda. Tamam. Bu sırada Efe ne yapıyordu? Ya, çok üzgündü Efe. Tabii doğal olarak çocuk ağladı. Ormana gitmek istedik, köpeği getirmek istedi, haklı olarak. Siz ne yaptınız?
Ama Demet Hanım... Cık, hayır ya, şimdi bakın. Ben Tuğrul'a rağmen gidip köpeği alsaydım... çok büyük huzursuzluk çıktı. Ben biliyorum ya, ben kocamın kumaşını biliyorum. Efe daha fazla üzülecekti. Gerçekten öyle, onu önlemek için... gidemezdim ki ben. Belki. Ama belki de o sadece annesine sarılmak istiyordu. Onun acısını paylaşmanızı, onu görmenizi. Sadece bir temas. Hayatta en güvendiği varlıktan, annesinden destek göremedi. Olmadı. Tek başına odasına çıktı. Ve siz tartışmaya devam ettiniz değil mi? Bugünkü gibi. Evet, tartışmaya devam ettik biz. Ben ne yapacağım bilmiyorum ama ben oğlumun kalbini nasıl kazanacağım? Ben çok seviyorum oğlumu. Biliyorum. Ama ben ya bu sevgiyi ona nasıl aktaracağımı bilmiyorum ki ya. Anlamıyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Bunun kesin sonuç veren bir formülü yok Zeynep Hanım. Cevabı siz bulacaksınız. Her çocuk biriciktir. Sezgilerinize güvenin lütfen. Ben hiçbir şeyime güvenemiyorum artık hiç. Bittim ben. O günden sonra aranızı iyi yapabilmek için size defalarca el uzatmıştır. Bir çocuk annesiz kalamaz. Efe'nin size ihtiyacı var. Eminim bu sefer siz onun uzattığı eli göreceksiniz. Ceren. Anne. Ne oluyor ya? Aşk olsun kızım be. Sana aşk olsun be Ceren. Bu muydu ben hallederim dediğin? Kavga çıkarıp kendini okuldan mı attıracaktın? Hayır, nereden çıkardın? Ya bir de gözümün içine bakıp yalan mı söylüyorsun? Müdür çağırdı, müdür anlattı her şeyi. Evet, okula gitmek istemiyorum artık. Okula gitmek istemiyorsun. Niye? Niye Ceren, niye? Video yüzünden mi? Ne? Gördün mü? Videodan da haberim var. Ben sana hep güvendim Ceren. Hep güvendim. Dedim benim kızım nerede nasıl davranılacağını bilir. Sen ne yaptın? Hayır, yemin ederim öyle değil. Ya ben de çok kötü hissediyordum o gün biliyorsun. Öyle kafam dağılsın diye gittim partiye. Bir şeyler de içtim. Herkes içiyordu. Sonra dans ettim yani. Ama sadece dans, yemin ederim hiç kötü bir niyetim yoktu. O videoda öyle gözüküyor gibi. Sana bir şey soracağım Ceren. Buna cevap ver. Tamam, tamam. Sor, söyleyeceğim söz. O gün başka bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Yemin ediyorum hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Sadece... Söyle Ceren, tamam. Söyle ne oldu? Tamam söyleyeceğim. Ne olursun söyle. Ne oldu? Oradaki çocuklardan biri bana sarkıntılık yaptı. Böyle sarılma yapmaya falan çalıştı ama ben hemen ittim. Hatta hemen teyzemle bir tane erkek arkadaşı yetiştiler. Teyzem beni oradan çıkardı. Adam da çocukları hırpalamış. Teyzen? Teyzen de biliyor. Teyzen de biliyor. Siz bana hiçbir şey söylemiyorsunuz öyle mi? Anne ben söyledim onu söyleme diye. Tamam. Tamam akşam baban gelir. Hayır. Anne hayır hayır. Babama sakın söyleme. Babama söyleme lütfen. Ne olur mahvoluruz ya. Mahvoluruz. Anne sana söz veriyorum. Bu saatten sonra sana söylemeden hiçbir şey yapmayacağım. Bu odadan çıkmayacağım. Ne olur babama söyleme. Anne mahvolurum söyleme. Ceren. Lütfen söylemeyeceksin değil mi? Ceren çekil. Anne ne olur söyleme. Ceren çekil. Vay be. Efe.
Anneciğim kapıyı açar mısın lütfen? Ya ben oyun parkına gidemedik diye babanla tartışmaya daldım. Senin hayal kırıklığını fark edemedim. Oğlum özür dilerim. Anneciğim çok affedersin. Efe, bak lütfen kapıyı aç. Telafi etmenin bir yolunu bulacağım ben. Rica ederim ne olur oğlum kapıyı aç. O özür dilemeler, affedersinler falan bunlar boş şeyler şekerim, boş. Sen bir kere otoriteni kaybettin. Bunu kabul edeceksin önce. O kadını bu eve aldın ya, otorite gitti sende. Efe o kapıyı açmayacak. Haklıymış Torul yani. Ne bu böyle el bebek gül bebek çocuk mu yetiştirilir? Erkek çocuğu bu. Duygusal olur mu erkek çocuğu? Annesine konuşmamalar, küsmeler falan. Anne hadi sen git. Nereye gideyim? Evine git. Niye kovuyor musun beni? Yok kovmuyorum. Nazik biçimde evine gitmeni rica ediyorum. Çünkü ben düşünemiyorum. Sen benimle böyle konuştuğun süre içinde bana sadece suçluluk aşılıyorsun. Sağlıklı düşünemiyorum görmüyor musun? Kızım ben sadece konuşarak sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Edemiyorsun anacığım edemiyorsun. Ama sen o kadının sözünü dinliyorsun ama annenin sözünü dinlemiyorsun. Senin bu annen iki çocuk yetiştirdi. Üstelik de babasız iki çocuk yetiştirdi. Anneliği ben biliyorum ama sen benim bilmediğimi düşünüyorsun. O biliyor diyorsun anneliği. O kadının çocuğu var mıymış? Anne! Sen beni deli etmek mi istiyorsun? Görmüyor musun ne halde olduğumu? Benim seninle uğraşacak halim yok. Gör beni ya, gör beni, gör! Aşk olsun sana kızım. Sen şimdi beni kovuyorsun ya. Kalbimi kırdın. Ki bu kaçıncı kırışın? Bak oğlum da sana yapıyor aynı şeyi. Ama sen hala bunun farkında değilsin. Hala anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Anlamıyorsun. Ben neyi anlamıyorum? Aynen, neyi uzaklaştırmaya acaba çalıştığını anlamıyorsun bir türlü. Bak eğer ben bu evde olsaydım, ben Efe'nin yanında olsaydım o çocuk hayatta böyle olmazdı. Hayatta o çocuk bunları asla yapmazdı ben biliyorum. Ama sen beni yaftaladın, annelimi beğenmedin yıllarca. Ben iki çocuk büyüttüm ama en azından benim çocuklarım katil olmadı be.